Evet, Gür'ün olayı, Süleyman Hurman'ın açıklamaları birazdan Beyaz Futbol'da. Beyaz Futbol Cumartesi devam ediyor. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin, benimki o Onur Yıldız. Etiketimiz Beyaz Futbol havası. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz ve fotoğraflarınızı gönderin. Bizi izlerken fotoğraf çekin, ekrana gelsin. Ali Koç'u dinleyebildiniz mi Sinan abi hafta içi? Yani öyle bir biraz okudum, dinlemedim de yani sağda solda demeçlerini biraz. Gündeme damga vuran okudum, açıklamalar. Evet, okudum biraz şey yaptım. Yalnız Malatya Spor'u da bugün es geçmeyelim. Tebrik etmek Malatya lazım. Malatya Spor'u tebrik ediyorum. Hamza Hoca'yı tebrik ediyorum. Her şeyden önce dersini iyi çalışmış. Çok iyi analiz etmiş Fenerbahçe takımını. Hiç yani çok cesaretli oyunuyla. Yani tabii Fenerbahçe'nin bugün kötü oynamasının sebeplerinden bir tanesi de Malatya Spor takımının da iyi oynaması. Aynen. Yani hakikaten çok iyi mi yani? Bu çocuklar mesela bugün canla başla mücadele ediyorlar. Müthiş oynuyor. Bunlar bilmiyorlar mı camialarının büyüklüğünü? Yani bunları anlatmak mı lazım? Hayır. Niye anlatacaksın? Umut 90+5'te top çıkarıyor savunmadan hala. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Kaleciyi beğendim. Yalnız bugün kalecisi... Ertaç. Kaleciyi söylüyorum, Ertaç'a bugün çok top tutuyor. Yani 10 saniyeyi falan geçti bazen saydım. Ha, evet. Bazen yani 8 saniye değil 10 saniyeyi falan geçiyor. 10-11 saniyeleri var yani bazen. Çok tutuyorsun, dikkat et Ertaç. Erkan Hoca'dan da biraz uyarı aldı. Aldı bir de zaten top, sarıyı top, da çok gördüm. Tutuyor. Yani ya Fener, ya dedim ki Fenerbahçe'nin bugün kötü oynamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Malatya Spor'un fizik olarak iyi durumda olması, iyi kapatması, İyi savunma yapması, aynı zamanda da iyi hücum yapması. Yani zaten Fenerbahçe'ye 4 tane pozisyona girersin, 5 tane girersin. Bunlardan 3 tane atabiliyorsan, yetiyor zaten. Bir de yemiyorsan kazanırsın. Aynen yani öyle. Hani futbolun şeyi bu yani. Onun için yani burada Erol Hoca yavaş yavaş biraz daha bu demeç konusunda bir takım şeylerde daha tecrübelenecek. Yani tecrübelenecek. Evet. Doğru oyun. Doğru oyuncu seçimi, doğru oyun her zaman takdir görür. Yani bugün kazansaydı inşallah, ama kazanmıyor. Evet. Kaç maçtır kazanmıyor? 3 maçtır evinde. Ama hakem yok, hiçbir şey yok. Çok iyiydi ama dediğim gibi Fenerbahçe. Beğendiniz mi hakemi? Beğendim. Bir şey yok, oyuna bir şey yoktu. Fenerbahçe'de bir şey var. Hı? Hakemin bir şeyi var. Ne var? Sürpriz. Önce bir Ali Koç'u dinleyelim, ardından yani çok enteresan bir görüntü var. Hakemlerle ilgili birazdan tabii sevgili arkadaşım Süleyman Nur'a telefon bağlantısı yaptı. Evet, zaten, telefon röportajı. O zaman hakemlerle ilgili abi, hakemlerden herkes şikayetçi. Mesela bugün Göztepe maçı. Hani öyle penaltı verilir son mi? Son dakika penaltı. Yazık. Bu Özgür Yankaya'yı mesela Göztepe maçına vermesinler. Göztepe'nin Özgür Yankaya ile ilgili bir antipatisi var. Özgür Yankaya'nın galiba Göztepe ile ilgili bir sıkıntısı var. Hmm. Yani hem iyi gelmiyor, bir hem de ya Göztepe'ye karşı bir antipatisi var. Onun için VAR'a bile gidip bakmadı. MHK'ye söylüyorum. Bugün. Kesinlikle bir daha Özgür Yankaya'yı falan vermeyin. Göztepe'li taraftarlarında sinir uçlarıyla oynamayın. Yani bugün penaltı yok, dışarı çıktı, tekrarladı falan filan. Yani bunlar hep oluyor. Onun için yani bu kadar ince düşünmeye, çok da şey yapmaya gerek yok. Tamam, Rize Spor'u tebrik ederiz. Hayır, Rize Spor'la bir sıkıntı yok ama tabii canım. Burada ben neyse onu söylüyorum. Mesela Karagümrük bugün galibiyeti kaçırdı. Yani tek kale oynuyorsun. Bu maç buradan buraya nasıl gitti? Ya bu maç nasıl 3 oldu? Konuşacağız onu şimdi. Yani konuşacağız ama onun için dediğim gibi Özgür Yankaya'yı bir daha Göztepe'ye, ben bu penaltıyı anlayamadım. Bir Özgür Yankaya da bir daha Göztepe'nin maçlarına falan da gitmesin. Göztepe'nin bugün dediğim gibi bana göre hakkı yenmiştir diyebilirim. Yani Göztepe taraftarı felaket bir şekilde hem televizyonu hem beni buraya devamlı, evet, çok telefonlar geldiği için yani biliyorum, onun için gördüm. Göztepe taraftarı futbolu bilir. Göztepe taraftarı futbolu çok anlar. Yani durup dururken de bir şeye itiraz etmez. Yani haksızsa zaten itiraz etme Göztepe. Onun için Göztepe'ye buradan yine söylüyorum, geçmiş olsun. Peki. Göztepe taraftarının da sesini buradan duyurmuş olduk. Şimdi Ali Koç'un çarpıcı açıklamalarına gidiyoruz. Evet, Ali Koç'un açıklamaları ile ilgili ne diyorsun? Türkiye'de hakem sorunu var. VAR'ı doğru kullanamıyoruz. Hepsini doğru söylüyor. Doğru kullanamıyoruz. Doğru. Hakemler tabii ayrı bir şey ama dediğin gibi çok fazla
hakem işleriyle Fenerbahçe camiasının ben içte dışta olmasın. Bak geldiğinden beri hep hakemlerle kavga ediliyor. Evet. Devamlı hakemlerle kavga ediliyor. Yani biraz sahanın içine bakıp teknik olarak iyi takım kurmak bence daha önemli. İyi kadro kurarsan daha iyi. Hakemler ne yapacak abi? Hakemler Fenerbahçe'yi, federasyon Fenerbahçe'yi karşısına niye almak istiyor? Yani. Yani şu Fenerbahçeli, bu Fenerbahçeli dediği yok. Orada herkesin bir kimliği vardır. Ama onlar hepsi, herkes bir kimliğini kenara bırakır. Onun için doğru şeyler söylüyor başkan. Türkiye'de hakem sorunu yıllardır var. Sadece bu Serdar Tatlı'yla alakalıdır ama bizi bilgilendirsinler. Serdar'a siz niye mesela sarı kart gördü? Ne var mesela? Bunu söylesinler, şeffaf olsunlar. Yani bu bir psikolojidir mesela. Bugün hakem psikolojisi veya hakemin bir futbolcunun psikolojisini anlaması çok önemli. Mesela Gökhan Gönüllü bugün atabilirdi mesela. Atmadı. Mağlup, işte sinirli, iyi oynamıyorlar falan filan. Ya idare etti, geçiştirdi. Evet. İstese atardı. Kötü niyetli olsa atardı. Doğru. Veya hakem. Onun için söylüyorum. Hakemler biraz da futbolcularla yani psikolojisinden, biraz da futbolcuların psikolojisinden artık analiz etsinler. Yani biraz da onları da bir insan olduklarını bazen düşünürler ama dediğim gibi futbolcularla hakemlerin arasındaki diyalog kopmuş. Yani hiçbir şey yok. Birbirlerine bir sempati yok. Öyle bir görüntü var. VAR'dan sonra biraz daha arttı bu kopukluk. Arttı. Kopukluk. Arttı. Yani hakemler, kimse hakemden memnun değil. Bugün hangi kulüple konuşsak hakemden kimse memnun değil. Sor. Evet. Hiç kimse hakemden memnun değil. 21'de 0. Hiç kimse değildir. Herkesin hakemden şikayeti vardır genel olarak. Ama bunu dediğin gibi insanları bilgilendirmek lazım. Bazı şeyleri Onurcuğum anlatmaları lazım. Meğer ki üç maymun oynuyor. Sessiz. Evet. Hakem geliyor, icraatını yapıyor, evine gidiyor. Ben yenilmişim. Teknik direktör işini kaybetmiş, o puanını kaybetmiş, parasını kaybetmiş kulüp. Futbolcu parasını kaybetmiş. Kimsenin umurunda değil ama hakem diyor ki ben kardeşim böyle gördüm, böyle karar verdim. Yok. O adam eğer bu hatayı yapmışsa, değil mi? Aynen. Bugün bakıyorsun, belki Göztepe bir puan alacak mesela, değil mi? 2-0'dan 2-2'ye getirmiş. Yani bir moral mesela, değil mi? O sen kalkıyorsun orada bir penaltı, sonra bir tekrarlama falan. Yani onun için hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım. Çok zor bir meslek. Tamam. Çok. Ama ona göre de yetkim var. Ona VAR'dan göre sonra daha kolay bir meslek haline geldi ama kendi kendilerini zorlaştırıyorlar. Onur, yani hep onu söylüyorum, seyirci yok. Ne güzel. Kardeş oynayın ya. Şu an oynayın abi. Sıra, yani. Özel bir haber. Söyle. Şimdi bugün akşam saatlerinde bazı haberler çıktı. İşte Ünal Karaman, Aykut Kocaman gibi isimlerle görüşüldüğüne söz dair. Söz konusu değil. Evet, saçma. Söz konusu değil. Ve Ali Koç'un Emre Belezoğlu'yla toplantı yaptığı şeklinde haberler vardı ama Devrim Zengi ulaştı. Londra'daymış Ali Koç. Emre Belezoğlu'yla bir toplantısı Ali Bey hiç yok. Yok. Maçlara falan gelmiyor. Ali Bey maçlara falan da bu sene gitmiyor. Tamamıyla yani bu sene derken yani son dönemde gitmeyeceğini evde seyrediyor. Aldığım zaten bilgi. Emre Belezoğlu var, herkes var. Hani onlara aldığım bırakmış bu işi. O halde geçelim mi Süleyman Hurman'ın açıklamalarına? Geçelim. Şimdi bugün öğle saatlerinde oynanan Hatayspor Fatih Karagümrük maçında Sabo ve Ndiaye kırmızı kart gördü. Ndiaye yedek kulübesinde ikinci sarıyı gördü. O fotoğraflar önce bir gelsin ekrana. Ve önümüzdeki hafta Galatasaray'la Karagümrük'ün maçı olduğu için sosyal medyada bir anda TT oldu Ndiaye ve Sabo. Vay nasıl... Hakem Galatasaray'la ondan mı? Tugay Kağan Numanoğlu'nun da Galatasaray'la ondan mı attı? Ben maçı seyrettim. Haklı kartlar falan haklı. Haklı değil mi? Ben maça baktım. Maçı seyrettim. Sonuna kadar haklı. İlk sarı 3-1 olduğunda maç 83-39. Burada gördü Ndiaye. Sonra oyundan alındı. Bir tane de yedek kulübesinde gördü. Daha çok böyle hani Fenerbahçe taraftarları vay işte Galatasaray ya maçını oynamamak için yaptı dedi. Fenerbahçe taraftarı zaten bak taraftar yok Hande Sümertaş ha bilmem ne falan bunlar artık abi kenara koyacaklar. Yani, suni düşman mı aranıyor? Ya gerek yok abiciğim yani sen takımı oyna. Aynen. Oyna sen çık oyna ya sen oynadığın zaman beyin sportta sana herkes sana kul köle olur. Yani yanlış anlamasın yani. Oyna yani sana kimse ya Fenerbahçe bu ya Fenerbahçe yanlış yapabilir misin sen Fenerbahçe camiasına? Fenerbahçe camiasına. Yani niye karşısına almak istesin? Daha çok dekoder beyin satacak, ya, evet reklam yani, alacak. Evet. Yani doğru. En zengin taraftar topluluğundan olan bir kulüp. Niye karşısına almak istesin?
Kadın niye işini kaybetmek istesin yazık kadın derken? Yani hanımefendi niye işini kaybetmek? Niye girsin? Basit mi bu işler? Şimdi ben sana burada bir şeyler falan söylesem burada birileri duyacak. Değil mi senin ekibinde? Aa Sinan abi böyle istiyormuş. Öyle yayılır, yayılır gider. Bir tweet atmasına bakar. Aynen. Bak, geldi böyle dedi. Bir gün çıktı mı oradan öyle bir şey? Ya öyle bir şey olabilir mi? Niye kendimizi inandırıyoruz? Aynen. Ne olur pozisyon göstermeyle veya bundan da bunlar... Ya yapmayın arkadaşlar, yapmayın beni. Bu kadar böyle bir toplum değiliz. Ne yapabilir ya? Yani bugün evde otururken, durup dururken yine Twitter'da TT oldu. Hande Sümer Taşar. Böyle bir şey var mı ya? Yazı güne yani. Bırakın ya Allah aşkına ya. Evet işte Ndiaye ve Sabo ile ilgili... Burada dördüncü hakemden gelmiştir bu. Hı hı. Muhtemelen bir şey yapmıştır, bir şey vardır. Dördüncü hakem durup dururken göstermiş. Bilir. Sevgili Süleyman Nurma Başkan bunlara sormuştur. Ne olduğunu anlatırlar. O futbol adamıdır. Aynen. Futbol adamıdır. Futbolu iyi bilir. Futbolcu psikolojisini iyi bilir. Şahane de takım yapmış. Şahane de gidiyor. Çok. Çok da iyi takımı. Yani İslam takımını nerelere getirdi. Aynen ya. Öyle. Karagümrük gibi efsaneyi canlandırdı. Aynen. Onun için Süleyman Nurma bunu bilir. Yani ama bunlar söylenir. Bunlar söylenir. Evet artık bu dedikodulardan, iddialardan kaçış yok. Evet Süleyman Hurma'yı dinliyoruz. Dinleyelim. Sayın Süleyman Hurma, bugünkü maçta özellikle size verilen penaltı pozisyonunda olaylarla ilgili ne var söylemek istersiniz? Hakem sahaya art niyetli mi çıkmıştı size göre? Yani bu sadece bugüne mahsus bir şey değil. Sezon başından beri kimliğini tespit edemediğimiz bazı kişiler bazı takımların üstüne geliyor. Üstüne gelinen takımlardan bir tanesi de biziz. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ben maçın pozisyonları için hiçbir şey söylememe gerek yok. O çok önem arz etmiyor. Çünkü şey olabilir, sıkıntı olabilir ama maçın hakemi maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar oyuncularımızı taciz ve tahrik etmişti. Bu çok önemli. Oyuna tutunmamızı engellemişti. Yani sinir sistemimiz, takımın sinir sistemi bozulmuştur. Yani maçın sonlarına doğru çok daha fazla oyuncumu da kaybedebilirdim. Ve bugün sadece 3 puan kaybetmedik. Yani birkaç haftada toparlayamayacağımız ağır hasarlar aldık. Bunu neden bu yapılıyor onu da açıkçası bilmiyorum. Bu hakem arkadaşımız bir hafta önce biliyorsunuz derbi maçında çok kötü bir maç yönetti. Yani üstüne çok gelindi, sıkıntılar yaşadı. Yani hakemi kazanmak istiyorlarsa bizde mi kazanıyorlar? Yani benim maçımda mı kazanacaklar? Merkez Hakem Kurulu. Bunu versin ya bir şeye Beşiktaş maçına mesela. Şimdi Endia ile Sobu atıldı. İki tane kırmızı kart, sizin haftaya çok önemli Galatasaray maçınız var. En önemli iki oyuncunuz yok. Sizin için kırılma noktası oldu mu bugün? Oyuncularımız atılmışsa bir kere onda biz kendi kendimizi sorgulayacağız. Yani zaten ortada maçın 1. dakikasından beri oyuncuları tahrik ve taciz eden bir hakem var. Yani oyuncular bir türlü, ben görüyorum, kendi oyuncumu da tanıyorum. Tam oyuncu bir türlü oyuna tutunamıyor. Yani nasıl yapıyor bunu? Verdiği ve vermediği pozisyonlarla. Yani bugün o konuşulan pozisyonlar hiçbir önemi yok benim için. Golü vermez, golü verir, penaltı verir, vermez. Oradaki fauldür değildir, onun bir önemi yok. Ama oyunun genelinde, oyunu yönetirken oyuncularıma da daha 1. dakikada NBA'ye kasti faul yapıldı. 1. dakikada tık yok. Peşine başka Eriye yapıldı. Yine tık yok. İlk biz faul yaptığımızda geldi sarı kartını gösterdi ki göstersin. Oyuncular olan davranışları bu etkiliyor. NBA ile konuştunuz mu? Hakemle konuşmuşum. Niye kart görmüş NBA'ya? Ya konuşmadım. Ben NBA'ya ne olursa olsun bence haksızdır. Konuşmadım ben NBA'ya ne olursa olsun bence haksızdır. NBA'de Erik'te çünkü ben söylüyorum. Hakem kötü niyetli bile olsa ona o fırsatı vermeyecektim. İşte hasretici neden nedir? Hasretici neden şudur. İşte maçın başından 1. dakikasından 90. dakikasına kadar tahrik ve taciz edilen bir futbol takımı. Ve bunlar oluyor işte. Yapacak bir şey yok. NBA'nin ikisi de itirazlandı. Haftaya Galatasaray maçında oynamayacak. Ya bunlar insan sonuçta, hayvan değil ki. Yani bunlar duyguları var. Tamam, profesyonel futbolcular para kazanıyorlar. Yapmamaları gerektiğini biliyorum. Ve ben onları da yani şu herkesten daha fazla ben ağır eleştirdim ve eleştireceğim, söyleyeceğim de. Ama günün sonunda bir insan duyguları var. O duygularına göre hareket ediyor. Maç içinde yaşadıklarını, onun yaşadıklarını başka kimse bilmiyor ki. O biliyor. Yani mesela NBA'de, Erik'te bu tarz davranan oyuncular değil, zaten değil yani. Şimdi sosyal medyada bir sürü tepkiler var. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bunu düşündüğün zaman artık deliye dönerim. Yani aklımı kaybederim. Bunu
bunu düşündüğüm zaman artık deliye dönerim. Yani aklımı kaybederim. Çünkü gerçekten ben bir tutkumun peşinde bütün hayatımı futbola koydum. Yani bir şeyler yapmak, bir iz bırakmak, iyi bir şey ortaya çıkarmak için. Şimdi bunu yani bir futbol emekçisi olarak yani bunu bu şekilde düşündüğüm anda çok acı çekeceğim. Onu söylemek istemiyorum ama bildiğim bir şey var. Türkiye'de takımına göre, kulübüne göre, oyuncusuna göre muamele edildiğini zaten hepimiz biliyoruz. Burada bu ülkedeki MHK başkanlarının birçoğunun hakemlere hakim olduğuna inanmıyorum. Yani hakim olamadılar. Olamayacaklardı. Çünkü onların yani öyle iyi bir eğitim alıyorlar ki her şeye bir cevapları var. Ne söylerseniz söyleyin. Yani adam kendi ayağıyla gol atsarken ona bile bir cevapları var mesela şikayet etmeye gittiğinizde. Mutlaka onlar bir cevap buluyorlar ona. İşte her hafta 2-3 tane başkan çıkıyor ağlıyor. Şöyle olabilir mi yani hakem çok güvendiğiniz bir hakem, bu kadar yıpranmış bir hakeme çok güvendiğiniz bir hakem. Şey biz buna bir daha bir şey verdik. Kendini toparlasın diye maç verdik ki kaybetmeyelim diye. Benim kaybettiklerimi kim telafi edecek? Yani biz hakemler maç yönetsin diye mi varız? Onlar için bir şey miyiz? Kobay mıyız yani? Öyle bir şey miyiz? Onlar için bir şey miyiz? Kobay mıyız yani? Öyle bir şey miyiz? Anlamadım ki ben. Yani biz varız diye onlar var. Kulüpler Birliği toplantısında hiçbir şeyi çözmek mümkün değil. Çünkü üzülerek söylüyorum ki her kulübün kendi ajandası var. Her kulübün mesela ben bugün ağlıyorum ama bu işten çok bu işin çok kaymağını yiyen kulüpler de var. Yani ben ağladığımda birileri de gülüyor. Fenerbahçe ağladığında bir başka takım da gülüyor. Yani ben ağladığımda birileri de gülüyor. Fenerbahçe ağladığında bir başka takım da gülüyor. Beşiktaş ağladığında başka bir takım da gülüyor. Bu işin kaymağını yiyenler var. Acısını çekenler var. O öyle değil ki. Bazı takımların mesela varla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. O takım bu takım demek istemiyorum ama herkes biliyor. Futbolun içindeki herkes biliyor kimin ne yaptığını, hangi takıma ne olduğunu, hangi takıma ne olmadığını. Yani işte nasıl bu işlerin nasıl yapıldığını herkes biliyor zaten. Yani benim özellikle söylememe gerek yok. Kulüpler Birliği'nde de böyle sorunlar çözülmez. Böyle sorunlar da konuşulmaz. Evet, Sayın Süleyman Hurma'ya çok teşekkür ediyoruz açıklamaları için. Devrim Zengi'yi de tebrik ediyorum bu röportaj için. Ne diyorsun Sinan abi? Müthiş bir konuşma. Her şeyin altına imzayı atarım. Zaten dediğim gibi yani Süleyman Hurma bir futbol adamı. Evet. Yani ve bu işe adamış kendisi. Bu kulübü çok zorluklarla buraya çıkardı. Yani maddi manevi çok zorluklarla. Aynen. Öyle çok büyük parası olan bir adam değildi. Ama her şeyini buraya koyarak çok zor şartlarda bu kulübü buraya getirdi. Söyledikleri şeyler çok doğru şeyler. Yani bir futbol adamından çok çok daha önemli şeyler söyledi. Aslında yani ben Süleyman Hurma yıllardır futbolun içinde. Mesela futbol federasyonlarında falan mesela görev almasını isterim. Değil mi? Yani futbol öyle bir adam. Çünkü futbolu biliyor. Hiç öyle eyyam olmaz, şey almaz, insanlara karşı bir şey olmaz. Çok doğru bak ne diyor? Sormadım zaten haksızdır diyor. Atıldıysa haksızdır. Evet. Sormadım diyor zaten haksız. Ama ne diyor? Siz kendinizi koruyun diyor. Koruyacaksın yani. Evet. Koruyacaksın. Hakem yani art niyetli olur, kötü niyetli olur. Şimdi Süleyman Hurma'nın yani oyuncular şimdi hakem masum attı deniliyor. Bunları yani hakem Galatasaraylı olduğunu açıklanmıştı ya. Ya bana yani çocuklar bile gülerler yani kahkaha atarlar. Böyle bir şey olabilir mi? Çocuk bizim programımıza verdiği hani röportaj. Galatasaray'ın şampiyon olması Tugay Kaan Numan oğlunun ne katkısı olacak? Ne olacak? Ya. O şimdi Cüneyt Çakır gibi, Fıratlar gibi büyük hakem olmak istiyor. Kariyer peşinde, para kazanmak istiyor, büyük hakem olmak istiyor. Galatasaray'ın onun ekmeğini veriyor. Ya bu pencereden bakalım biraz da. Yani doğru. Şimdi bu hakem kardeşimiz hani Galatasaray şampiyon oldu. Ne oldu şimdi Galatasaraylar? Kim hakemler? Ali Aydınlar düdük astı. Ne o burada? Bülent Yıldırımlar, aynen. Serkanlar. Neydi Serkan mıydı? Neydi bir Serkan çocuk genç? Şınar. Serkan Şınar. Gitti hakemlikleri ne oldu? Galatasaray bunlara bakıyor mu bu çocuklara şimdi? Yok. Ya öyle şey olabilir mi? Yani babası yapmayın. Yaktı biraz aslında. O babasının açıklaması yüzünden. Ya babasında abi bunlara takılmamak lazım yani. Ahmet Çakar da yıllardır Galatasaraylı bilinir. Değil mi? Bilinir. Evet. Ama bakıyorsun burada en ağır eşleri Galatasaray yapıyor. Geri aynen geliyor. Fatih yani, Terim'e, öyle bakmayalım olaya. Yani onun için burada bir yani herkesin bir hayatı var. Profesyonel bir hayat var. Bir kariyer peşinde bu hakem şimdi. Ha abi görmeyeceksin. O fırsatı hakeme vermeyeceksin. Bravo. Verirsen aynen.
affetmez. Bir de haftaya Galatasaray'la oynuyorsun. Başkan, daha da dikkat etmen hakem lazım. Hakem kötü niyetli gibi düşünüyor. Abi çünkü affetmiyor artık hakemler. Çünkü niye? Her yerde kameralar var. Eskiden yediriyordun. Şimdi var bilmem ne var. Şimdi yemiyor. Yeah. Onun için şimdi sen kalkıyorsun NDI'ye, ikisi de itirazda etmeyeceksin abi. Kaçacaksın. Aman diyeceksin, kaçacaksın. Yeri geliyor. Haftalarca kart görmeyen oyuncular var ya. Görmeyeceksin abi. Hakemle diyaloğa girmeyeceksin. Aynen. Ben Süleyman Urman'ın bu açıklamaların hepsine imza atarım. Çok doğru söylüyor. Ama genel olarak Türkiye'de bir hakem sorunu var. MHK sorunu var. Ama yani bu MHK başkanıyla alakalı değil. Yani hakemler yetenekli değil. Ben buradan bugün maçı seyrettim, Hatay maçını. Sevgili kardeşim babasıyla beraber otursun, maçlar seyretsin. Biraz psikolojik olarak baksın olaya da. Evet. Yani hakemlik gestapoluk değildir. Tabii. Öt, öt falan değil yani hakem. Biraz böyle yumuşak olmak lazım, biraz da şey olmak lazım. Aa, dediğim gibi futbolcular da öyle gelmiyor artık. Futbolcular da hakemi öyle görmüyorlar. Onun için Süleyman Urma çok doğru söylemiş. Ama beni böyle şeylere kimse inandıramaz. Kendim gibi düşünüyorum. Evet. Kendim gibi düşünüyorum. Beni kalkıp da ben işte Beşiktaş şampiyon olsun diye kendi kariyerimle ilgili hakemlik yaparken hayır. Normal bir insansam desteklerim Beşiktaş. Ama kalkıyorum burada yeri geldiği zaman Beşiktaş hatalı olduğu zaman Beşiktaş'la ilgili de söylüyorum. Aynen. Söylemek zorundayım. Ama onun dışında eğer bir makam varsa, bir şeyim varsa Galatasaray şampiyon olacakmış diye işte haftaya iki tane oyuncusunu nereden bilsin bilmiyordur bile be biliyor musun? Değil mi? Ya bilmiyordur bile inan diyorum yani bilmiyorum ben fazla. Aynen orada NDI'ye dikkat edecekti. Yani kendini hakemin yani. Bir aynen öyle yani. Suçu yok. Peki şimdi işte bak pardon Onurcuğum bu raporları görmek istiyorum. Bu raporları yayınlasalar evet. NDI'ye şu kelimeyi söyledi. Dördüncü hakem çağırdı. Serdar Aziz şunu söyledi falan filan. Sabo tamam gördük aklı. Bunları diyeceksin. Evet. Yani ne var ki bunda? Yani, bilelim yani. Abi anlatmıyorsun. Şey gibisiniz. CIA gibisiniz ya. CIA gibi değil mi? FBI gibi. Peki. Şimdi tabii hararetli gergin bir gece oldu. Beyaz futbol havası hashtag ile attığınız fotoğraflar ekrana geldikten sonra Sinan Engin'e bir sürprizimiz var. Çok şaşıracağı bir görüntü vereceğiz ekrana. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçının hakeminin inanılmaz bir görüntüsü düştü. Ben ilk kez bir hakemi böyle gördüm. Sinan abi sen de çok şaşıracaksın. 3 numarayı bir ekrana verelim. İşte Erkan Özdamar, namı diğer Zumbacı Erkan. İnşallah büyük hakem olur. Bugün iyi yönetti. İyi yönetti değil mi? Abi dediğim gibi şans yani. Seyirci yok, baskı yok. Rahat rahat çıkın yönetin adam gibi. Gördüğünüzü çalın korkmadan cesaretli şekilde. Bugün hatası yok. Yani oyuna bir şey yok. Hoşgörülü de bir hakem. Yani aslan gibi sporcu. Genç çocuk yani. Aynen. Burada bir koç burada. Yani bak şimdi bu çocuk şimdi hayatını spor hocalığıyla kazanmış. Şimdi hakem olmuş. Nereden baksan niye kariyerini bir takıma yani işte tutuyor da o takımı kazansın diye kariyerini niye yaksın? Burada paralar kazanacak. Bak burada dans ediyor orada ya. Para kazanmış. Şimdi şahane mesleği var. Ben olaya böyle bakıyorum. Böyle bakıyorum. Neden yapsın? Yapar mısın sen ya? Öyle şey olabilir mi? Ne alakası? Aferin da bak aslan gibi olan. Evet. Aferin, tebrik ediyorum. Bu Zumba'daki performansını, iyi performansını... Orada hakemlere de yaptırsın işte. Zumba da çok iyi abi, ne güzel. Keşke biz de gitsek, Ahmet Hoca ile falan gitsek. Ahmet Çakır'ı düşünsen. Ahmet Hoca ben, Hapo, Rasim falan düşünebilir miyim? Gitsin orada bize yaptırsın. Aferin, bak ne güzel. Belki yarın Ahmet Çakır'a sorarız yapar mısın, yapmaz mısın diye. Çok iyi. Şimdi... Evet, ufak ufak toparlıyoruz. Gelirken köşede... Televizyonda oraya gelmeden köşede polis arkadaş çevirdi beni. Sinan abi dedi. Şu dedi Hamza Arslan dedi selam söyler misin dedi. Unuturum dedim. Hamza Arslan diye tekrarlaya dedim. Gideyim o zaman dedim. Abi bir tane daha ver dedi. Kağıt kalem var mı yok. Yağmur da yağıyor. Durdurdu beni. Polis arkadaş yani şey yapıyor arabaları çeviriyorlar bizi. Hamza Arslan ve Ertürk Yılmaz'a buradan çok selamlar. Polis arkadaşımız sizin arkadaşınız mı? O söyledi bizi seviyormuş. Abi dedi sen dedi Beştaşlısın dedi unutmasın dedi. Ben buraya gelene kadar arabayı park edene kadar şuraya aşağı tekrarlaya gel. Türk dedim unutmayayım dedim. Bizim Umut Takoy'u gördüm kapıda. Dedim ki unutmayayım dedim. İsimleri tekrarlaya sonra ben geldim yazdım. Unutmadım. Hamza Aslan ve Ertürk Yılmaz'a buradan çok sağ. Polis arkadaşımız sizin arkadaşınız söyledi.
Ayrıca Servet kardeşim bizi seyrediyor arkadaşlarıyla. Çok selamlar hemşerime. Çeşme'de Hakan Şirin. Selamlar Hakan Şirin kardeşime. Buradan çarşamba günü Allah'ın izniyle buluşacağız Hakan'la. Hakan'a. Güray müdüre çok selamlar. Bizi seyrediyor. Altan abi mesaj atmış. Büyük Beşiktaşlı. Ne diyor bakalım Altan abi? Önemli Altan abi bizim için. Beşiktaş'ın her şeyidir. Kaptan şimdi programı seyrediyoruz. Onur kardeşime de sana da selamlar demiş. Oo, bizden de selamlar. Altan abi biliyorsun Altan Akdil ya. Bizim Beşiktaş'ta yok mu? Küçük Sergen'le de küçük resimleri vardır. Sergen'de küçük küçük Altan abi. Görsen mutlaka. Necdet Köylü. Allah Allah. Oğuz Sedat ve Fatih'e Dinçer kardeşimin, Dinçer Azapan kardeşimin korumaları buraya geldiler. Aa evet. Benim bize uğradılar. Korumalarına kardeşlerime çok selamlar. İzmir'e İsa Erdem'e çok selamlar. Hep mesaj saati kapanırken bir anda Cemal biliyorlar falan ne bizim, zaman atacaklarını. Cemal falan bizim orada. Serkan sana selam diyorum. Yusuf Paper Serkan. Benden de çok aynen selamlar. Yusuf'a çok selamlar. Kemal Yürü'ye. Yusuf'cum canım benim. Resmini koydum Instagram'a Yusuf. Yusuf'a selamlar. Kemal Yürü'ye çok selamlar. Hayırlı akşamlar. Herkese selamlar. Ama herkese selamlar. Son olarak Sinan Engin'in Instagram adresi? Sinan Engin. Sinan Engin. Evet, mutlaka takip edin. DM atın. Bakalım. Nur Hanım'a çok selamlar. Nur Hanım'a Çeşme'ye çok selamlar. Hakan Bey çok selamlar. Var mı başka selam? Alihan Sarıfedai'ye, Tavşanlı'ya çok selamlar. Peki. Bizden de herkese selamlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benim de Instagram adresim O Onur Yıldız. Çift O ile Alanya Spor Beşiktaş maçının ardından Beyaz Futbol'da yine karşınızda olacağız. Gazeteci Mustafa'ya buradan çok çok selamlar. Programlarımızın tekrarını YouTube kanalında izlemeyi unutmayın. Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanallarına mutlaka abone olun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.